Merhaba değerli dostlar. Bugün İstanbul'un efendilerinde, efendilerin efendisi, hocaların hocası, çok değerli büyük bir alim, devlet adamından bahsediyoruz. Ebu Suud Efendi'yi yetiştiren, pek çok insanı yetiştiren, en önemli Osmanlı'nın tarihçilerinden, şehirsanlarından, ilim adamlarından birisi. Kemal Paşazade. Siz onu Kemal Paşazade olarak tanıyorsunuz. Oysa o Şemsettin Ahmet Efendi'dir. Dedesi Kemal Paşa olduğu için dedesi 2. Beyazıt'ın lalası Kemal Paşa ve ona ithaf olarak Kemal Paşazade olarak tanınmış. Şemsettin Ahmet Efendi'den kısaca bahsedelim. 15 Mayıs 1469 yılında dünyaya gelmiş. Babası Süleyman Çelebi, annesi ise Sultan Mehmet döneminin kazaskerlerinden Küpelioğlu Muhittin Mehmed'in kızıdır. Genç yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlığını tamamlamış. Daha sonra Amasya ulemalarından Arap dili ve edebiyatı, daha sonra mantık ve Farsça öğrenimini gördükten sonra Şemsettin Ahmet önce askerlik mesleğine girmiş, daha sonra tekrar ulemalığa dönmüştür. Ulemalığın itibarının askeri sınıftan daha yüksek olduğu kanaatine varmış ve ilmiye sınıfına girmiştir. Önce ilk olarak medrese müderrisliğine tayin edilmiş. Bir yıl sonra Edirne'ye dönüp 3 şerefeli medresede çalışmış. Tekrar İstanbul'a dönmüş. Sahn-ı Seman, yani en büyük medresede hocalık yapmıştı. Tekrar Edirne'ye dönmüş. Burada Sultan Beyazıt Medresesi'nin müderrisliğine tayin olmuştur. Şöhreti artan Kemal Paşa 1515 yılında Edirne kadılığına, 1516 yılında Anadolu Kazaskerliğine getirilmiş. Bu görevdeyken katıldığı Mısır seferinde padişahtan büyük itibar görmüştür. İşte bu meşhur Mısır seferinde, sefer dönüşünde atının ayağından sıçrayan çamurun Yavuz Selim gibi asabi sinirli olan bir padişahın kaftanın üzerine gelmesi ve kirletmesi üzerine herkes ne olacak diye kir kir titrerken Yavuz Sultan Selim'in ulemanın ayağından sıçrayan çamurların medarı zinnet olacağını, bizim için zinnettir anlamına gelen sözü söyleyerek ve kaftanının ölümünden sonra sandıkasının üzerine örtülmesini vasiyet etmiştir. Biraz sonra türbeye de gireceğiz, o kaftanı göreceğiz. Evet, böyle bir ulema Kemal Paşazade. Nihayet Zembilli Ali Efendi'nin yerine 1526 yılında Şeyhülislamlığa getirilmiş. Bu makamdayken 1534 yılında vefat etmiş. Bugünkü türbesi aslında burada değildi. Daha ilerideydi. Fakat yol çalışmaları sırasında mezar buraya nakledilmiş. Değerli dostlar, üç padişahın sevgisini ve saygısını kazanan Kemal Paşa'nın özelliği neydi acaba? Sadece alim olması mı? Şeyhülislam olması mı? Şüphesiz hayır. Kemal Paşazade hadis, tefsir, fıkıh gibi dini ilimler başta olmak üzere tarih, edebiyat, tıp alanlarında da pek çok eserler vermişti. Bu çok yönlü bir alimdir. İnanır mısınız, günümüzde böyle insanlar yok. O dönemde 64 yıllık kısa bir ömrüne neler sığdırmış. 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı ilim ve kültürünün en büyük temsilcilerinden birisi, evet, Kemal Paşazade Şemsettin Ahmet Efendi'dir. Muhittin Efendi, Muhittin Mehmet, Pir Mehmet, Sadullah Efendi, Mustafa Celalzade, Salih Çelebi ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi sadece yetiştirdiği ilim adamlarından birkaçı. Kemal Paşazade tasavvufa karşı olmamakla birlikte şeriatın belirlediği çevrenin dışına çıkan fikir ve uygulamalara da hep karşı mücadele etmiştir. Bazı sufilerin yaptığı raks, sema, devran gibi bazı davranışların haram olduğunu ileri sürmüştür. Kemal Paşazade Şemsettin Ahmet Efendi birçok İslam alimi gibi tasavvufun da asıl istikametinden sapmasından hoşlanmamış, hatta karşı çıkmıştır. Toplumun düzenini ve devletin bekasını tehdit edecek her harekete karşı gelmiş ve onları engellemeye çalışmıştı. Kemal Paşazade Şemsettin Ahmet Efendi tasavvufun yanında olmuş. Fakat
tasavvufu yolundan saptıranlara karşı sürekli mücadele etmiş. Evet, devletin dinini ve kültürü halkın yolundan çıkmış bazı şeylerin peşinde gitmesine karşı gelmiş. Örneğin Kanuni döneminde Molla Kabız denen bir şeyh, aslında sözde şeyh, İsa peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin önünde yer aldığı iddialarını öne sürmüş. Kemal Paşazade'ye müracaat edilmiş ve Kemal Paşazade divanda toplanmış. Tek tek Molla Kabız'a bunun yanlış bir görüş olduğunu, fitne yaydığını, böyle olamayacağını tek tek izah etmiş ve anlatmıştır. Evet, Osmanlı Devleti büyümeye başlayınca bazı mezhepler, etnik gruplar da beraberinde imparatorluğa dahil olunca bir takım sıkıntılar çıkmış. Ve bunların üstesinden Kemal Paşazade fıkıhla, kelamla, tesbihle, ilimle anlatarak izah etmiş ve insanları ikna etmiş. Evet, Kemal Paşazade, Şemsettin Ahmet Efendi çok değerli bir devlet adamıdır. Bizim onu tanımamız, bugüne uyarlamamız gerekiyor. Çünkü uyarlarsak bizim yaşadığımız sorunların da pek çoğu hallolacaktır. Değerli dostlar, burada bir ayıbı da söylemeden geçemeyeceğim. Bu kadar değerli bir devlet adamı, Osmanlı'nın en ünlü devlet adamlarından birisi. Hatta bazıların dediğine göre Osmanlı'nın ilim alanında bir numarası Kemal Paşazade, iki numarası Ebu Suud Efendi deniliyor. Ama biz Kemal Paşazade'yi tanımıyoruz mu yazık ki? Ve tanımadığımız için 1971 yılında hemen yanımızda görünen bu yol yapılırken, köprü yapılırken biz mezarı yerinden kaldırmışız. Düşünebiliyor musunuz? Mezarı yerinden kaldırmışız. Hemen bu taraflara bir yerlere itip kalkmışız. Böyle bir devlet adamını kenara itip kalkmışız. Ne için? Bir yol için. Bu bizi tanımadığımızdan kaynaklanıyor. Bizim yapacağımız tek şey böyle değerli devlet adamlarını tanımamız, okumamız ve bir sonraki nesillere aktarmamız gerekmektedir. İstanbul'un efendilerini anlatmamızdaki ana maksat bu. Bu devlet adamlarını tanıyalım. O zamanki yaptıkları doğruları bugüne uyarlayalım. Evet, burası Haliç yönü. Bu şekilde de Topkapı Cevizli Bağı'na gidiyorsunuz. Hemen Haliç'e giden yolun sağındaki türbe Kemal Paşazade Türbesi. Şimdi biz burayı bulurken oldukça güçlük çektik. Burada metrobüs durağından geçip hemen bu türbeye girebilirsiniz. Kemal Paşazade Şemsettin Ahmet Türbesi. Evet. Değerli dostlar, şu an Kemal Paşazade'nin yontulmamış taşa mezarımın başına koyun dediği o taşı elimi sürüyorum ve inanır mısınız, öyle bir koku alıyorum ki mis gibi buraya bakmışlar. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. Allah taksiratı varsa affetsin. Bizi de böyle devlet insanlarına layık etsin. Değerli dostlar, İstanbul'un efendilerinde bugün efendilerin efendisi, hocaların hocası, büyük devlet adamı Şeyhülislam Kemal Paşazade Şemsettin Ahmet Efendi'yi tanıtıyoruz. Neden tanıtıyoruz biliyor musunuz? Çoğumuz tanımıyoruz. Tanısanız hayran kalacaksınız. Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri. Yok böyle bir devası, yok böyle bir bilim. 64 yıllık kısacık ömrüne neler söylemiş. Okuyunca inanamayacaksınız. Bu kadar deha, tevazu, alim, ilim, yok böyle bir insan. Evet değerli dostlar, Kemal Paşazade Şemsettin Ahmet Efendi'nin türbesinden, açık türbesinden ayrılıyoruz. Evet, yağmurlu bir İstanbul gününde geldik, duamızı yaptık, kabri başında tanıtmaya çalıştık. Böyle devlet adamlarının
ne kadar önemli olduğunu tanıyamadığımızı tanıtmaya çalıştığımızdan bahsettik. Evet, şimdi biz buradan ayrılıyoruz. Evet değerli dostlar, biraz önce Kemalpaşazade'nin kabrinin başındaydık. Mütevazi, açık bir türbe, hatta mezar taşı dahi istememiş. Fakat yapmış olduğu ilim, göstermiş olduğu faziletten dolayı Osmanlı'nın en büyük sultanlarından biri olan Yavuz Sultan Selim'in kabrinin üzerine atının ayağından sıçrayan çamur bizim için süstür, şereftir diyerek vasiyet etmiş, öldükten sonra kabrinin üzerine bu çamurlu kaftanın konulmasını emretmiştir.